yapabilir? Şimdi onu anlatmaya çalışacağız. Ve şunu söyleyeyim. Bu olay anında başlıyor yapabileceğim durum 24 saate kadar olaydan sonra. Yani hala bugün de veya belki birkaç gün sonra da hala ilk yardıma ihtiyacı olan çevrenizde insanlar olabilir. O yüzden hani bilgiler hala kıymetli. Onu söyleyeyim yani hala uygulanabilir durumda. Hemen başlayalım. Travmatik ya da sarsıcı, travma diyoruz ya, sarsıcı bir olay durumunda herkesin verebileceği bir destek türü. Acı çeken ya da desteğe, yardıma ihtiyaç duyulan kişiye senin insani bir destekleyici müdahalen, tamam mı? Yalnız bu psikolojik tedavi değil. Yani psikiyatrik tedavi değil, psikolojik tedavi değil. Bir tıbbi bir şey yapmıyorsun. Bir tedavi sunmuyorsun. Bu aynı hani bizim, yani atıyorum araba kazası geçirildi. Ne yaptın? Kalp masajı yaptın. Şimdi tamam, bir müdahale ama doktor değilsin. Sen tedavi yapmıyorsun. Ama o anı kurtarıyorsun. Hayatta tutuyorsun o kişiyi. Aynı o mantık. Ümit ve güven duygusu. Amacımız bu. Ümit ve güven duygusu yaratmak. Bu yayını da aslında biraz onun için yapıyoruz. Şimdi psikolojik ilk yardım yapacak bir kişinin ön hazırlığa ihtiyacı var Burak. Direkt gidip yapamıyor. Nedir? O kriz durumuyla ilgili bilgi alması lazım. Hep neyi öneriyoruz? Resmi kaynaklardan alınan ama birkaç yerden de teyit ettiğiniz bilgilere bakın. Yani Twitter'da X, Y kişinin gördüğünüz, çok güvendiğiniz bir gazeteci birisi bile olsa, güven, özellikle böyle retweet edilmiş ikinci el bilgilere güvenmeyin. Daha çok işte ne bileyim emniyet gibi, işte AFAD gibi falan yerlerden alacağınız bilgilere güvenmemiz lazım. Demek ki sen bugün İzmir'e gidip, örnek veriyorum, ya da oradasın, destek yapacaksan olayla ilgili bir bilgi alacaksın. Yani ne oluyor orada, ne yıkıldı, ne bitildi, ne durumda, nereye gidebilirim, nereden yardım alabilirim, bunları öğreneceksin. Mesela ulaşılabilecek hizmet ve destek, yakında hastane nerede var, nerede çadır var, nereden battaniye alır, nereden yemek alır. İşte birisi kayıpsa nereye gider? Bu bilgileri sen bileceksin öncelikle insanlara yardım etmeden önce. Bir de neresi güvenli? Hani burada yıkılabilecek binalar var, orada mı gideyim? Yoksa başka yerde mi? Bunlar önemli aslında. Şimdi kriz alanına girmeden önce geldin. Ön hazırlığını, bunları öğrendin ama kriz alanına girmeden önce ne oldu burada? Ne zaman, nerede meydana geldi? Kaç kişi etkilendi? Bunları kabaca bilmen lazım. Demin de dediğim gibi acil tıp, yemek, su, nerede bunlar? Barınak nerede bileceksin. Bir de olay bitti mi, devam mı ediyor? İşte artçı sarsıntı olabilir depremden sonra. Peki bunları öğrendin, hazırlığını yaptın, nasıl yapacağız? 3 tane basamağı var Burak. İzle, dinle, bağ kur. Önce izliyorsun, sonra kişiyi dinliyorsun, sonra bağ kuruyorsun. Psikolojik ilk yardım bu 3 basamaktan oluşuyor. Şimdi izleme olayı şu. Yardıma ihtiyacı olacak kişi ne yapıyor? Siz dediniz ya demin, Melis de sordu bak. Ağlama nöbeti geçiriyor olabilir. Sinir krizi geçiriyor olabilir. Şok geçiriyor olabilir ve çevresindeki gelişmelere böyle hani kapalı, hiç konuşmuyor, tepki vermiyor olabilir dış kısma. Veya nefes darlığı, titreme gibi tepkiler veriyor olabilir. Bunlar demek ki bekleyeceğimiz, gördüğümüzde şaşırmayacağımız tepkiler. Tamam mı? Bunlar bu arada uzaktanım daha Burak. Hani yanına gitmedim. Uzaktan izliyorum ne yaptığını. Sonra güvenliği kontrol ediyorum. Yani kişi, yardıma ihtiyacı olan kişi ne durumda? Orada hani bir an birazdan çökecek bir şeyin üstünde mi? Dediğin gibi şeylerin üstünde mi? Ne derler? Enkazın üstünde mi? Nerede? Kişilerin çevrelerini izliyorsun. Bir de onlara baktığında şöyle uzaktan bir triyaj yapıyorsun. Yani birisi orada ağlıyor, ediyor ama bir kanlı bir durumu yok. Sağlığı yerinde gözüküyor. Ama yanında bir, ne bileyim, birisi kanlar içinde. Hadi sen tamam psikolojik ilk yardım için gittin de önce oraya bir bakman lazım. Hani sonuçta o daha acil. Ama hemen ardından böyle bir kafamda kime gideyim, kime şey yapayım gibi, ya da grupsun, arkadaşlarını yönlendiriyorsun, başkalarını yönlendiriyorsun gibi. Özellikle de ciddi stres tepkileri, hani demin Melis sordu ya, işte çok bağıran, çağıran, aşırı stres tepkileri ya da nefes darlığı, stresi yüzünden nefes darlığı gibi, onları önemsemek daha önemli. Belki panik atak geçiriyor yani, onu biraz sakinleştirmemiz gerekiyor. Evet, yani orada hani birisi donmuş kalmış ve sen bir kişiye yardım edebilirsin. Ne yazık ki böyle, hani ben bunu savunmuyorum ama böyle olabiliyor elindeki imkanlarla. O zaman işte aradaki seçimi öyle yapman gerekiyor. Mesela biri donmuş kalmış, biri panik atak geçiriyor. Öncelikle panik atak geçirene mi diyorum dedi. Anladım. Aynen öyle. Aynen öyle. Mecburen hani onu, çünkü o panik atak yüzünden gidip düşebilir, bir şey yapabilir, nefes darlığı evet, çekebilir. Evet. Onun gibi arada o şey. Bunların hepsi işte o kadar da acele etmeden uzaktan bir bakma. Bunları yaptım. Şimdi izle, dinle, bağ kur dedik ya, dinle kısmına geldik. Şimdi dinleyeceğin kişi, desteği olacak kişiyi seçtin. Yanlarına yaklaşıyorsun ve öncelikle kendini tanıtıyorsun. Daha sonra konuşmak için güvenli ve sessiz bir yer buluyorsun. En önemli şey güvenli. Şimdi şu sıkıntı Burak, dediğin gibi enkazın üstünde oturuyor. Altta biri olabilir.
orada bir şey hakikaten yıkılacak olabilir, enkaz çökecek olabilir ya da bir yarası var, bir şey var. Psikolojik ilk yardımdan önce fiziksel olarak onu bir şekilde güvenli bir yere alman gerekiyor. Yani önce oradan çıkarmak gerekiyor. Her şeyden önce onu sağlamak gerekiyor. Yaptın, sessiz bir yerde bulmaya çalışıyor. Çünkü çok kaotik bir ortam. Zor tabii ki ama mümkün olduğunca diyelim bunu. Ve kendini rahat hissetmesini sağlayacaksınız. Çünkü zaten çok kötü bir durumdan çıktı bu kişi. Yani zaten çok rahatsız bir durumdan çıktı. Olabildiğince rahat hissetmesini sağlayacağı bir yere geliyorsun. Ve burada çok önemli bir şey var. Ben bir video izledim. Şeyle ilgili bu 9,5 saat sonra çıkarılan kızın adı neydi Burak? Görmüşsündür sen o videoyu. Sanki Buse'ydi. Buse galiba. Buse'ydi aynen. Şimdi orada çıkardıklarında videoda görürler izleyenler. İzlemediyseniz izlemeyin de. Hani annesini soruyor. Annesini soruyor ama şeyini görmüşsündür. Dünyadan kopuk gibi değil mi? Etrafında ne oluyor bitiyor farkında. Şok halinde aslında. Şok halinde. Ve orada evet. Yani bakıyor etrafına ama anlamıyor gibi. Yani bakıyor ama görmüyor gibiydi. Çok doğal, şok halinde. Ve bir şeyi tekrar edici şekilde soruyor yani. Şoka girmiş, krize girmiş. Annesini soruyor sadece. Şimdi orada bazı insanlar ilk başta çünkü çok da kaotik bağırarak hani Buse iyisin, Buse tamam diye çok çünkü herkes o anda bir ne diyeyim, hararet içinde değil mi? Kurtarmaya çalışıyorsun, acele var, zamanla yarışıyorsun, heyecanlısın, bağırmak dur, adrenalin yani. Ama şey çok önemli, orada bağırmayacaksın bir kişiye. Çünkü şunu görmesi lazım, güvende olduğunu görmesi lazım. Kaosun bittiğini görmesi lazım. Sen ne yapıyorsun? Daha çok bağırıyorsun. Daha çok kaos yaratıyorsun. Güzel bir nokta. Sen kendin mesela Melis nasıl arkadaşın hani sağlam durup çıkarmış ya. Sen kendin orada yani desteği verecek kişi olarak diyorum. Hani sen sakin, sen okey olursan, düzgün olursan ki o da diyecek ki aa bak karşımdaki sakin. Tamam demek ki yani okey düzeldik yani sıkıntı yok. O sinyali vermen lazım. Biz bazen kızarız. Hani acile gidersin Allah korusun işte sağlık çalışanı çok böyle rahattır, rahat gözükür ya da diyeyim hani sakindir ses tonu değil mi böyle güven verir falan. Buna bazı insanlar ters gelir yani ben burada bir hayat memat var sen ne kadar şey duruyorsun ama öyle durması gerekiyor. Bu da şey demiş Beyza diye bir arkadaşımız ablam deprem anında balkona koşup atlamaya çalışmıştı. Onu sakinleştirip tutmaya çalışmıştık aynen sanırım öyle. Olması gereken buydu demiş. Evet ya şimdi orada işte ilk kim demek ki koşan ablası. Hani panik niye önce panik? Çünkü kendine zarar verebilir. Hemen onu bir şekilde tutmak. Ve mümkün olduğunca siz de tabii o anda ya orası bir kaotik bir yer. Herkes böyle gidip orada guru gibi konuşamayacak. Ama hani olabildiğince sakin bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyoruz. Karşıya da o şeyi vermek. Aynı işte sağlık çalışanları gibi de. Sen de diyorsun ki ha tamam ya olay kontrol altında. Hani doktor ya da işte hemşire böyle konuşuyorsa tamam olay kontrol altında diyorsun. İşte kültürel farklılıklara dikkat etmek lazım. Mesela İlker Hoca şey yazmış. İlker Küçük Parlak doğru mu söyledim? Küçük evet. Parlak, o şey yazmış. Demiş ki mesela yani ilk başta sen hani sen ona bir şey getirme battaniye su bilmem ne de bir sor neye ihtiyacı var. Çünkü mesela diyor ki kadının başı kapalıdır normalde. O durumda açık kalmıştır. Sen ona işte onu kapatamadığı için de travmatize olabilir. Hayatında böyle bir gün. Hani bu bile olabilir. Dolayısıyla işte çok önemli bir şey. Hemen buradaki madde sen ona o gerçeklikten kopuyor ya. Hemen gerçekliğe geri döndürmek için. Çünkü o şok anında çevresinde neler görüyor. Mesela çok güzel bir taktik. Sakin yere aldın değil mi? Buldun. Sakin yere aldın. Kendini tanıttın. Bir ihtiyacı var mı? Bir yere acıyor mu? Sağlık sorunu var mı? Bunları anladın. Ama şok halinde hala. Şunu yapıyorsun işte sakin bir ses tonuyla diyorsun ki mesela çevrende seni korkutmayan, sana kötü gelmeyen gördüğün 5 tane şey bana sayar mısın? Mesela atıyorum diyor ki seni görüyorum. İşte bakıyor masa görüyorum, araba görüyorum. Hani şey değil deprem, yıkık bilmem ne değil de daha böyle nötr şeyler. Sonra evet çok da şimdi duyduğum sesler ama seni korkutmayan, kötü gelmeyen neler var? Olumlu neler var? Bunları bunlarla ne yapıyoruz aslında? Oranki dikkatini dünyaya, buraya tekrar gerçekliğe çevirmeye çalışıyoruz. İhtiyaç ve kaygılarını sorun çok önemli. Ne ihtiyacı var? İşte dediği gibi belki diyecek ki başımı kapatmam lazım. Belki diyecek ki işte üşüdüm. Belki diyecek ki bir yerim ağrıyor. Neye kaygılanıyor? Belki diyecek ki annem içerideydi. O bilgiyi alacaksın ondan. Şoku atlattı. O anda çok önemli bir bilgi. Diyeceksin ki şeylere annesi içerideymiş şu odadaymış ekiplere. Hani çok önemli bir bilgi yine. Ve dinleyin. Sakinleşmelerine yardımcı. Dediğim gibi burada bir müdahale yok. Sizden bir şey beklenen bir durum yok. Siz onu o anda müthiş sihirli değnekle çözmeyeceksiniz. Tek yapmanız gereken sakin olup sakin bir şekilde dinlemek, ihtiyaçlarını anlayıp
onları getirmek. Bir de tabii püf noktası nedir? Gerçekliğe sokmak, işte bu anlattığım şeyle. Peki dinlemeye devam ediyoruz. Asla yalnız bırakmıyoruz kişiyi. Asla. Çünkü yani yalnız kalınca tekrar korkabilir. Bir şey vardı, abi sen gitme falan diye bir gördüm ben haberlerde. Mesela o da aynı mantık. Yani gitme diyor, yalnız bırakma beni diyor. Gerekiyorsa kıyafet, battaniye gibi eşyaları tedarik edin. Bu tabii neye ihtiyacı olduğuna göre konuşabiliyorsa. Konuşamıyor ama titriyor. Ha, değil mi? Üşüyor yani. Hani hemen bir battaniye vesaire. Bir de çok önemli bir şey var. Konuşması için baskı yapmamamız gerekiyor böyle bir durumda. Yani iletişime gene geçebilirsiniz konuşmadan da. Baskı yapmayın, bağırmayın, zorlamayın bu kişileri. O anda konuşmuyor demek illa bundan sonra konuşmayacak demek değil. Ne yapabilirim konuşmuyorsa da? Bir görüntü olarak bakarım. Bir sıkıntısı var mı sağlık olarak? Gerekli şeyleri sağlarım, yanında dururum ve sabırla beklerim. Sabırla hiçbir şekilde o hazır olana kadar konuşmasını beklerim. Bak burada söyle zaten. Uzun sessizlikler olabilir. Sabrederek konuşmasını bekleyin. Konuşmuyorsa bir insanı böyle bir durumda konuşmaya zorlamayın. Evet. Çünkü dediğim gibi burada önemli olan uzun sessizlik olabilir ve siz o kişiden sorumlusunuz o anda. O kişiyi teslim edene kadar bir yakınına, bir otoriteye, bir yere yalnız bırakmayacaksınız. O sizin göreviniz. Demek ki şunu anlıyoruz. Bir kişiye bir kişi bakılıyor. Yani mümkünse ona göre seçiminizi yapıyorsunuz ve uzun sessizlik olursa da bekliyorsunuz. Peki üçüncü aşamaya geldim. Bağ kurmak. Şimdi burada önemli olan bağ kur derken kişiyle bağ değil, köprü kur. Kişiyle başkaları arasında köprü kur. Yani kişinin temel ihtiyaçları var değil mi? İşte tamam battaniye verdin, su verdin, istedi vesaire ama o anda o evi yıkılmış. Bir şekilde onun tanıdıklarına veya bir şekilde hizmete, ne bileyim işte çadır olur, yemek olur, neyse AFAD, Kızılay, onları hani öğreneceksiniz gitmeden. Bunlara ulaşmasına, onlarla kişi arasında yardım bağ kuruyorsun. Ve problemleriyle baş etmelerine yardım ediyorsun. Yani o size tamam artık hani ben gerek yok teşekkür ederim diyene kadar, görene kadar onu halde yanında durmanız gerekiyor. Kriz durumundan hemen sonra temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işte yemesi içmesi, barınması falan gibi. Ve gelecekte başa çıkacağı problemler de, çünkü o anda bitmeyecek, o dediğim gibi travma uzun süreli etkileri olan bir şey. Orada da mesela şey diyebilirsin, belki bir yere yazıp hani unutabilir o anda. Diyebilirsin işte bak hani böyle 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 hissedebilirsin. Ama ya da bir broşür belki vardır kurumların. Ama belli bir süre sonra hani bunlar devam ederse toplum ruh sağlığı merkezine, bir psikiyatriste, hastaneye gelmen gerekiyor. İşte şöyle şöyle hissedebilirsin falan gibi. Ya da yakınlarıyla gösterdiğim an yalnız bırakmamak, hani bu kişiyi ardından gibi gibi bir durum var. Olay ve güvenlikleri hakkında bilgi veriyoruz. Bak buradasın, bir sıkıntı yok şu anda. Şu anda güvendesin. Buradan sonra şunlar hani yapılabilir. Yakınları hakkında mümkünse bilgi verin diyor. İşte burada mesela Buse'de hastaneye gitmesi gerekiyordu. Ama burada hani şey düşünün. Fiziksel bir sıkıntısı yok. Kendisine de geldi. Olaydan tamam. Yani şey yaptınız, gerçeklikle bağını kurdunuz. Burada mümkünse bilgi verebiliyorsunuz aslında. Ve önemlisi olan sevdikleriyle bağlantı kurmasına yardım etmek. Hani bir isim, bir numara, birini söyleyebiliyor mu? Hemen onu arayıp oraya onunla bağlantı kurmak. Aynı şehirde olabilir, başka şehirde olabilir. Onlarla aralarında bağlantı kurması. Hemen bir araya gelmelerine yardım ediyorsunuz. Aslında oradan sonra da işiniz bir nevi bitiyor gibi oluyor zaten. Şimdi 7 adımda bunu görelim. Yani 3 tane şeyi var dedik, temel şeyi. İzle, dinle, bağ kur, köprü kur. Birinci adım, zorlamadan pratik destek ve bakım sağlıyorum. Aldım, oradan çıkardım, güvenli bir yere getirdim. Konuşmaya zorlamadım. İhtiyaçlarını sordum, öğrendim. Temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ettim. Üçüncü adımda konuşmaya zorlamadan dinledim. Anlatmak istediği bir şey varsa dinliyorum hiçbir şekilde yargılamadan. Rahatlatın ve sakinleştirmelerine yardımcı olun. Burada bir taktik vardır. Aynalama deriz biz buna. Diyelim ki o anda şok halinde ve anlatıyor. Anlattığı şeyi ne anladıysan ya da ne hissettiğini düşünüyorsan karşıya vermek gibi. İşte örnek veriyorum, Burak olsun. İşte gördüğüm kadarıyla Burak yani çok şey, tabii çok şey olmuşsun, korkmuşsun. Çok zor bir şey yaşamışsın. Görüyorum bunu, çok hırpalanmışsın gibi. Bunu hani şey gibi değil, çok da kötü şeyleri yüzüne vurur gibi değil ama ne vermeye çalışıyorsa sana onu. Çünkü orada şunu hissedecek aslında. Evet, benim duygularım karşı tarafa geçiyor. Nasıl hissettiğimi anlıyor benim karşıdaki, görüyor bunu. Bu bizim için önemli bir taktik. İnsanların bilgi edinmesi ve yakınlarıyla, yani etrafta bilgi edinecek. Nereye gidecek, ne yapacak, yakınlarına nasıl ulaşacak, bunları sağlıyoruz.
olası zararlardan, gelecekteki olası zararlardan koruyun diyoruz. Nedir bu aslında? İşte yani ne bileyim, başı dönüyor, kalkamıyor ama kalkmak istiyor. Hayır. Çünkü düşersin, edersin. Yani ya da tekrar gidip enkaza girmeye çalışıyor o haliyle. Bunları engellemek aslında orada. Orada da en güzel taktik şeydir. Hani nasıl diyeyim, zaten yapılıyor. Dikkatini dağıtmak, başka bir şeye odaklamak. Mümkün olacak. Kolay bir şey değil tabii bu adım ama yapabildiğimiz kadar yapacağız. Burada da şöyle bir şey var. Çok fazla konuşmayın. Çünkü düşünmesi, kendini toparlaması lazım aslında. Şunu diyebilirsiniz. Bak, ben bilmem ne bilmem ne kimim. Sen şu anda buradasın. Hani vardı filmlerde de, şu anda şuradasın. Hani çünkü zaman, mekan koptu. Yani sen şu anda şuradasın. Saat bu, gün bu. İşte şu anda devam ediyor çalışmalar mesela. İyi misin? Bir sıkıntın var mı? Bunları sordun. Bundan sonra bekledin. Ve şeyi dedin. Bak, konuşmak istersen ben buradayım. Dedin, sustun. Ondan sonra dinledin. Şey çok önemlidir burada. İşte insanlar tabii o anda çok ne bileyim üzüntülü oluyorlar, kaygılı, korkulu oluyorlar o çevredeki insanlarda. Örnek veriyorum, bir şey yaptım diyor. Kızıyorsun ona. Niye yaptın? Niye öyle yaptın? İşte niye anneni bıraktın? Niye sen çıktın? Falan gibi, böyle asla yapılmaması gereken, yani yargılayıcı bir şey. Olayla ilgili sizin yorumunuz asla orada olmamalı. Sadece dinlemek, yargısız bir şekilde dinlemek olmalı. Kültüre özgü, hani şeyin sorduğu, Melis'in de söylediği güzel örnek, kültüre uygun davranış. Bizim kültürümüzde hepimiz az çok biliyoruz. Yani o anda tabii ki mümkünse hayat memat meselesi değilse işte sarılmak gibi, ne bileyim diğer kültürel davranışlar gibi. Örnek veriyorum, sen orada mesela birisi ve inanışı gereği işte bir teyze ve sen hani görüyorsun ki konuşmak istemiyor. Yani ya da zorlanıyor yani hemen. Ya da sarılmak istemiyor, günah diyor kendince. Yani tabii o var ama belki de sana anlatmak istemiyor orada. Hani örnek veriyorum. Hani sonuçta kadın erkek olarak da düşünebilirsin. Evet, hemen mesela şey yapabilirsin yani, yalnız gelmedin oraya. Başka psikolojik destek yapabilecek birine, bilmiyorsa da ne yapacağını söyleyip hemen yer değiştirebilirsin onunla. Anlatabiliyor muyum? Ona uygun gelen biriyle yer değiştirebilirsin. Şimdi mesela yaşlı biri. Sen kaç yaşındasın, o kaç yaşında? Öyle bir duruma sen orada şey yapıyorsun. Hani tamam iyisin. Bilmem ne, hani ahkam kesiyorsun gibi oluyor. Belki de oradan anlamayacak, dinlemeyecek gibi şeyler de var. Bunları unutmamak gerekiyor aslında. Yardım istemeyen kişiyi zorlamayın. Bu çok önemli. Yardım istemiyor olabilir. Hani istemiyorum, ben okeyim, iyiyim de diyebilir. Sen diyorsun ki bak kalabilirim, yapabilirim. İstersen buradayım. Ama istemiyorsa bir şey yapamazsın. Ve sınırlılıklarınızı bilin, limitlerini bilin. Sen sağlık personeli değilsin. Sen AFAD personeli değilsin. Hani sen derken, hani bu anlattığım insanları kastediyorum. Orada sen polis değilsin, bir şey değilsin. Onlara dikkat etmek lazım. Yani onların görevini, diyelim ki bir yerinde bir ağrı var, bir şey var. İşte geçiyor mu, bilmem ne, ilaç vereyim. Asla. Yani orada sağlık personeline yönlendireceksin yapabildiğin kadarıyla. Oradaki durum o. Yani başka bir şekilde bir yönlendirme yapmak doğru değil. Mahremiyetin sağlanması. Şimdi Burak, şey durumundayız. Hani başörtüsü dedik de onu bırak. Yani olayla çok başka bir şey olabilir ya. Hani ya tuvalette yakalanan da vardır. Hem yani olabilir. Uyuyordur, bir şey yapıyordur. Onların durumunda olabilir ya burada. Aynen öyle. Bu çok önemli. Bunlara özen göstermek, her şeyi ortalıkta yapmamak, hani mahremiyetine de ve şeyi de söyleyebilirsin ilk açıklaman sırasında ya da daha sonra. Niye daha sonra diyorum? O anda çünkü şey olmadıkları için, hani şok halinde unutabilir, anlamayabilir, tekrar belki gerekebilir. Şeyi söylemek, yani mahremiyet, yani burada senin bu olay hiçbir yere çıkmayacak. Burada olanlar burada kalır. Yani asla hiçbir şekilde bir daha ölene kadar benle bu anlattıkların gibi şey yapılabilir, söylenebilir belki. Kişiyi rahatlatacaksa. Etik, demiştim. Dürüst, güvenilir ol. Yardım almaya zorlamıyoruz, ısrar etmiyoruz. Hikayesini anlatması için baskı yapmıyoruz. Kendi kararlarına, karar verme haklarına saygı duyuyoruz. Sadece şey gibi düşün, işte ablasıysa koşuyor balkondan atlayacak. Onu durdurmak tabii ki o ayrı bir şey. Ama onun dışında dedi ki ben şu anda bir yerim ağrıyor ama hani hayat memat değil. Gideceğim ben. Şuraya gideceğim. Bilmem nereye gideceğim. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok yani. O da o insan, ona karışamazsın. Çok önemli bir şey. Kendi ön yargılarının ve eğilimlerinin farkında ol ve onları bir kenara bırak. Şimdi Burak mesela hiç... Bu ne demek? Bir dakika, bunu anlamadım ben. Bu şöyle bir şey. Bizim şimdi espri de yapacağım ama örnek veriyorum. Düz dünyacı çıkardın enkazdan. Sallıyorum şimdi de. Yani sevmediğin... Geri koyarım. İşte öyle değil. Yani senin ön yargın olabilir o gruba karşı. Cidden olabilir. Şimdi hiç anladım. Önemli değil orada. Evet. Orada sen insansın, o insan.
Orada bir yani orada şey örnek veriyorum. Benim diyor başım açıldı, benim diyor başörtüsü ver. Örnek sağlıyorum sadece. Orada onun tartışılır mı? Tartışılmaz orada. Senin görevin değil, senin vazifen değil onlara karışmak. Ya da diyor ki işte ben diyor geri gideceğim. Gideceksin, öleceksin ama yani ne yapacaksın? Hani orada onu tartışmaya gerek yok. Senden ne kadar isteniyorsa aslında, ne kadar sana ihtiyaç varsa orada olmak,